Cemil kitabımızdan duyu organları testini çözerken bir ses duyuyor. Bunun üzerine uzağa doğru bakıyor. Bu durumda hangileri gerçekleşir diye soruyor bize. Şimdi önce bir hatırlayalım. Uzağa bakarken neler gerçekleşir? Şekil üzerinde bir görelim. Biliyorsunuz arkadaşlar göz merceğimizi tutan bazı kaslar var. Mercek bağları ya da asıcı lifler diyoruz. Biz bunlara şu kısım bakın. Onun üzerinde de hemen burada kirpiksi kaslar dediğimiz kaslar var. Uzağa bakarken kirpiksi kaslar gevşer. Mercek bağları yani asıcı lifler ise kasılır. Arkadaşlar böylece ne olur? Mercek incelip uzar. Ve bu durumda Göz bebeği de ne olacaktır? Büyüyecektir, genişleyecektir. Böylece net bir görüntü ortaya çıkacak. Yakına bakarken de göz uyumunda bunların tam tersi gerçekleşiyor. Şimdi buna göre verilerimizi değerlendirelim. Göz bebeği büyür dedik, küçülür dediği için birinci verimiz yanlış. Göz merceği incelir. Çünkü ne oldu? Mercek bağları yani asıcı lifler yukarıya doğru çekti onu kasıldığı için ve mercek inceldi. Asıcı lifler kasılır. Aynı zamanda mercek bağları da denir buna. Dikkat. Kirpiksi cisimdeki düz kaslar gevşer. Buradaki evet düz kastır arkadaşlar. Bunlar da gevşemiş durumda. Böylece uzağa bakarken net bir görüntü elde edilir. Yani doğru cevabımız E şıkkı.